Önden saldırın. Yıllarda inşa edildi. Tehlikeli maddeleri saklamak için. Bütün bina özel olarak güçlendirildi. Duvarlar betonarme. Sertlik ölçeği ise 8. Silahlarımız duvarları delemez. Kentsel bir antiterör görevinde yüksek kalibreli antimateryal silahlar kullanacak olursak bir katliam olur. Bu yüzden getirmedik. Ateşi kesin. Herkes ateş etme. Kesin. Geri çekilin. Neden emir gelmeden ateş ettin? Efendim... Silah arkadaşlarım ölmüştü. Bekleyemedim. Taleplerin görüşülebilir. Önce rehineyi serbest bırak. Zaman kazanmaya çalışıyorsunuz değil mi? Bir araç istiyorum. Eğer bu bir daha olursa... aynı şeyi yapar mısın? Bu da neydi? Ateş etmeyin! Bunu kim yaptı? Keskin nişancı. Emir almadan ateş etme. Hayır! Emir almadan ateş etme. Onu şu an kafasından vurabilirim. Sakin ol! Nasıl hissettin? Ben de iyiyim! Bana neden tekrar ateş ettin? Kazara oldu, kazara! Onun kafasından vurabilirim! Sadece sakin ol! Trenfen, kımıldama, tutuklanacaksın. İnsan öldürmeyi düşünmedim. Kurtarmayı düşündüm. Adamlarımı kurtarmayı. İyi hissettirdi. İyi mi hissettin? Evet. Görevim savaşsa düşmanları öldürmek. Atışına ne kadar güveniyordun? %50. Peki diğer %50? Benim durumumda diğer %50 yoktur. Ben kazandım. Pekala. Şimdi gidebilirsin. Efendim? Söyle. Eski bölüme dönebilir miyim? Ne eski bölüğü? Çık odadan. Güneydoğu Asya'da bir yer. Mindeng, uyuşturucu ticaretinden... İnsan ticaretinden, silah kaçakçılığı ve terörist faaliyetlerine yardımdan tutuklu bulunuyorsun. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Söyleyeceğin her şey aleyhine delil olarak kullanılabilir ve kullanılacaktır. Thank you.
kardeşim. Sonunda senin için büyük bir şey yaptım. Hemen buraya dön. Kardeşim hadi ama sana yardım edebileceğimden hep emindim. Uji hemen kaç. Çin polis etrafını çoktan sarmış olabilir. Kaç oradan. Kardeşim beni korkutmaya çalışma. Ne Çin polisi be? Polis mi? Polis mi? Nerede? Polis! Kardeşim yardım et! Yardım et! Ben rehineyim. Kim ateş etti? Rehineye nasıl ateş edersin? Kardeşim hiç büyümeyen bir çocuktu. Kendini bana kanıtlayabilmek için çok fazla istek duyuyordu her zaman. Bu yüzden hesapsızca Çin'e gitti ve Çin'de öleceğini hesaba katmayı da başaramadı. Çinli bir adam mı? Çinlileri hafife alma. Onlarla karşılaştığın zaman neyle karşı karşıya olduğunu anlayabilirsin. Çin, siz paralı askerlerin kırmızı bölgesidir. Benimle karşılaştıklarında neye karşılar anlayacaklar. Sol! 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 Bazıları askerin emre uymadığı takdirde gönderileceğini düşünür. Bazıları da istisnai olarak terfi edeceğini düşünür. Bence ordudan atılmak için %50 şansın var. Bence orduda kalmak için %50 şansım var. Bende diğer %50 yoktur. Kurt Savaşçı kıtasını duydun mu? Duydum. Çin özel kuvvetlerinin mavi gücü. Başka? Bu müfreze özel kuvvetlerin elit askerlerinden oluşur. En iyi silahlarla donanmıştır. Yabancı özel kuvvetlerin taktiklerini dener ve en iyi birliklerimize meydan okur. Onları yok etmek ve kızdırmak için her şeyi yapar. Özel kuvvetlerdeki özel kuvvetlerdir. Hayır. Orduda içmek yasaktır. Kendini hala asker mi sanıyorsun? İçersem asker olabilir miyim? Olabilir. Kimsiniz sorabilir miyim? Lon Xiaowa. Savaş Kurdu Birliği'nin komutanı. Neden orduyu seçtin? İlk 2 yıl pişmandım. Seçmesem hep olurdum. Bu doğru mu? Doğru. Daha iç. Daha. Sarhoş edip doğruları mı söyleteceksiniz? Doğruları söyleyecek misin? Evet. Güzel. Ne bilmek istiyorsunuz? Sarhoş halini bilmek istiyorum. Ben hiç sarhoş olmadım. 3 yaşımda içiyordum. 5'imde 6 yaş büyük 2 çocuğu sarhoş ettim. 12'imde duştaki kızları gözetledim. 17'imde ise... 17'inde ne oldu? Baban terbiye etti mi? Benim doğmamdan çok önce babam evimizi terk edip başka bir yere gitmiş. Annem her zaman bir çocuk istemiş. Bu yüzden de bir gün babamı içki içmeye eve davet etmiş. Babam sarhoş olmuş ve işte ben buradayım. Gülmeyi kesin. Lanfen, nasıl tekrar kavga edersin?
Komutanım, istihbaratı alıp gidin. Daha fazla gelmeyin. Komutanım, istihbaratı alıp gidin hemen. Komutanım. Kardeşine bir iyilik yap. Bu iş çabuk olsun. Hadi vur beni. Bu sert olan adam işte. Bizdeki herkes serttir. Zayıfları istemeyiz. Pekala. Yarın görüşürüz. Görüşürüz efendim. Ben Shao Bing, komutan yardımcısı. Bu bir onurdur. Seni sevmedim. Neden bize kurt savaşçısı denir? Kurtlar sosyal hayvanlardır. Bir kurt aslan ya da kaplanı yalnız yenemez. Ama bir kurt sürüsüyle yenilmezdir. Bize takım işi lazım. Yalnız kurtlar ya da bireysel yetenekler değil. Evet. Bireysel yetenekler demişken, komutanım bana harika bir keskin nişancı bulduğunu söylemiştim. Senin neren harika? Pek göremiyorum doğrusu. Peki ne görüyorsunuz? Savaş alanında olsaydık, etrafın sarılmıştı. Eğer tetikte değilsen... Nasıl keskin nişancı olacaksın? Gerçek bir savaş alanı olsaydı, söyleyeceğin son sözlerin ne olurdu?
Efendim, o bana olmazdı. Neden peki? Burası zırhlı araçların ve tankların olduğu bariyersiz, açık bir tecrit bölgesi. Böyle bir savunmayı düzinelerce düşman özel kuvveti geçip, başarıyla siper kazıp kendini gizlerse ve ben de düşmanın tuzağına düştüysem bunun tek sebebi olabilir. O da adamlarınız ve sizin ihanetidir. Hainlerin de atalarına söveriz. Bu sıkı biri. Tıpkı bizim gibi. Yüzüne çok yakın. Ya dövüşecekler ya öpüşecekler. Ne diyeceksiniz efendim? Yüfey! Emredin! O senindir. Emredersiniz. Takım komutanım. Adım Yüfey. Merhaba komutanım. Seni sevdim. Kurtlara hoş geldin. Bu nasıl? Hoş geldin töreni. Harika değil mi? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü biz en iyisiyiz. Bu yeni adama müfrezemizin ilkesini söyleyin. Mütevazı ol. Bunu anlamadım. He? Nasıl gidiyor? Bir sorun yok. Dinle. Kendi operasyon odanı oğlun Ziya denen kadına verdi ve bizimle birlikte araçla dolaşıyorsun. Şu hale bak. Bak şey, çok çalışıyorsun. 4 eski dostum baskında saf dışı kaldı. 5. olmak istemiyorum. Karargahımı mobil yapmak istiyorum. Lon Zio'nun ölümcül atışını yapacağı aşil topu olmadığını görmek istiyorum. Lenfen, bize 3 vuruş hikayeni anlat. Söyleyeceğin laflara çok dikkat hey, et. Hey, lanet ha. Meraklı, onu rahat bırak. Adım Bo Meraklı, lanet meraklı değil. Bak bu aptal, geldiği ilk gün herkesin önünde şu soruyu sordu. Bu kadar sert bir müfrezenin başında neden bir sürtük var? 17'den fazla ceza aldı, sonra düzeldi. Laflarına dikkat et ha. Komutan Lon bir kadın. Kadınlar sürtüktür. Yanılıyor muyum? Neden büyütüyorsun? Bir kadın komutan olamaz mı? Bana göre komutan Lon olmadan kurtlar olmaz. Değil mi? Evet. Meraklı haklı. He? Sana çoktan ders verilmeliydi. Bana sorarsan böyle bir kadın bir erkek tarafından fethedilmeli. Ne tür bir erkek tarafından? Benim gibi bir erkek tarafından. Nasıl yani? Nasıl mı? Lanet olsun. Bu ne be? Aman tanrım. Efendim, uçak savarlar göründü. Üste döndür. Yem bırakıldı. Paraşüt 300 metrede. Dikkat edin, yeni biri var. En kısa sürede alırsın. Emredersiniz! Efendim, düşman paraşütçüleri bırakıldı. Komutanım. Bu 2. Dünya Savaşı'nda fazlaca kullanılan bir taktik. Yem olduğu çok açık. Tahrip gücü yüksek bombaları varsa ve konumumuzu atarlarsa ciddi kayıplar verebiliriz. Karşı ateş açarsak bütün uçak savarlarımız ifşa olabilir.
O zaman hepsini ifşa. Uçak savarı ekibine. Silahları ateşleyin. Emredersiniz. Efendim, mavi gücü sistemine girdik. Efendim, kızıl güç operasyon komuta sistemimize girdi yani. Muharip birliklerin komuta yetkisini kaybettik. Topça alayına ulaşın. Emredersiniz. Bekle. Sisteme sızıp düşmanla geçici sanal bağlantı kurmaya çalışırken Lonzio'ya aynı yöntemle emirleri topçu alayına yolladı. Bir mekanize piyade alayımızı kendi topçularımız yok etti. Çok ilginç. Zio'ya çok iyi iş. Daha da ilginç olan bu kadının harekat komuta sistemimize bir virüs yüklemiş olması. Emir hemen şu an verirsek 3 dakika içinde bombalanırız. Kaçınılmaz. Oyun daha yeni başladı. Şu anda mavi kuvveti doğrudan komuta edebiliriz. Yabancı özel kuvvetler operasyonunu kopyalama. 20 yıldır onlarla baş etmeye çalışıyorum. Efendim, alay büyüklüğünde askeri birim. Efendim, aynı büyüklükte 2 askeri birim buldum. Sahte. Efendim. Komutan yardımcısıyla iletişimi kaybettik. Komutan Lon, duyuyorsanız cevap verin. Lütfen cevap verin. Tanrım, çok sahte görünüyor. Sahte olduğunu düşünmemizi istiyorlar. Yani gerçeğini bıraktılar. Hadi gidip bakalım. Tüm birimler, hızlı davranın. Görev bittiğinde belirlenen yere gidin. Emredersiniz. Bekle. Ya gerçeği sahtenin yerine koyduklarını düşünmemizi istiyorlarsa? Lon'un emrinden şüphe mi ediyorsun? Kızıl Kuvvet Komutanını bilirim. Bence bu bir tuzak. Hemen emirlere uy. Hey. Eğer bu sahte olansa kurtlar kaybeder. Kurtlar asla kaybetmez. Hey. Seni sevmeye başlamıştım. Ama şu an çok hayal kırıklığına uğrattın. Emirlere uy. Asker. Lenfen Kızıl Kuvvetler'den geldi. Savaş taktiklerine bizden daha aşinadır. Lenfen ve meraklıyı alıp dışarıdan destek vermemi ister misiniz? Görev bittiğinde kurtlardan ayrıl. Tamamen bitti. Bu sahte demiştim. Zırhlı araçlar, tanklar, özel kuvvetlerimizden düzinelerce asker başarılı şekilde tuzağın içine düştü. Şuraya bak. Şahap. Adamlarını ülken için ölüme götürdü. Çok iyi. Bizden biri yapın. O müfrezenin komutan yardımcısı. Onu benim için alın. Dronları geri çekin. Emredersiniz. Şu an acele etsek bile onlar için bir şey yapamayız. Kurtlar bu kez kaybedecek. Ha?
olamaz. Yoksa bu da mı sade? Gidip öğrenelim. Ha? Üç, iki, bir, git. Hepsi gitti. Etrafa bakın. Koş, 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 koş. Hadi, 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 bu kadar. Herkes lensi ileri geçsin. Hadi bu tarafta. Komutan, merhaba. Komutanım. Bana sorma. Ben çoktan öldüm. Rapor. Hakem heyetine göre Kızıl Kuvvetler Komutanı'nı keskin nişancımız öldürdü. Mizucu. Efendim. Bulun onları. Emredersiniz. Birlik birliğinizde. Videoyu başlatın. Bağlantıyı açın hemen. Adamlarının teker teker yok olduğunu onun görmesini istiyorum. Emredersiniz. Rapor. Operasyonla video bağlantısı geldi. Ama komut gönderemiyoruz. Lenfen seninle röportaj yapayım. Eski komutanın yendiğinde ne hissettin? Aynı şeyi de yapacak mısın peki? Eski komutanım demişti ki, talimlerin savaştır. Hadi. Doğruyu söyle. Şimdi dinleyen kimse yok. Seni yine kandırmayacağız. Talimler gerçek savaşlar. Saçma. Gerçek savaşlarda bombalar boş mu? Orduya katılma amacım savaşmaktı benim. Ama burada... Oyun oynayarak durmadan savaşıyoruz. Neden savaşalım ki? Evde aileyle olmaktan daha iyisi yoktur. Evde prensesim var bir. Güzel değil mi? Hmm. Nasıl? Yapma. Nişanlımın fotoğrafını başkalarına gösterme. Kızım daha 2 yaşında. He? Onu rahat bırak. Bana baba de. Baba. Sen pislik. Ha? Ha? Komutan Shaw. Ne oldu? Kurtlar. Kurtlar geliyor. Diğerleri nerede? Hepsi öldü. Yapmayın. Sadece birkaç tane kurt. Helikopteri gönderin. Helikopterler Kızıl Kuvvet'in elinde. Birliğimiz Kızıl Kuvvet'le temasta. İletişim kurmak için ortak kanalı kullanın. Savaşa hazır helikopterler kalktı. 30 dakikaya varmış olurlar. Lise şu, lise şu. Kurt müfrezesine acil yardım edin. Başları büyük belada. Hazır olun. Süngü tak. Ah!
hadi ama. Dinleyin. Şunu uzatsana. Hadi. Tamam. Hadi. Hedefi buldu. Evet. Ama tabii ki etrafları Çin ordusuyla tamamen sarılı halde. Her kurt savaşçı bir eşitler. Ama yeri kadar inşallah yok. Disiplinle onu kontrolüne alabilirsin. Yaramazlıkta King Song'u alabilirsin. King Song! Komutanları vuruldu. Neden peşimizdeler? Bu adil mi? Bu kişisel nedenlerden bir intikam, değil mi? Bunu rapor edeceğim. Eski birliğinden ayrıldıktan hemen sonra eski komutanını vurdun. Eski komutan talimlere gerçek savaşlardı. Lenfe, seni sert adam. Çocuklar, hızlı olalım. Garip hissediyorum. Eski komutanıma belli olmaz. Dikkat edin, gerçek mermi, gerçek mermi. Bu talim değil. Merkeze haber verin. Kıpırdama! Birliğe söyleyin, savaşa hazırlansınlar. Yabancı kuvvet sınırı geçti. Helikopterler isteyin. Gerçek mermi lazım. Prensesim, güzel değil mi? Dostum, Tomcat bugün planlarken hiçbir fikri yoktu.
Bu çok çok çılgınca ve harika olacak. Her tarafımız asker kaynıyor ve tam ortalarındayız. Döndüler. Hey! Toparlanın, gidelim. Hey! Peki, nasıl ha? Silaha kadar kusurluydu. Bu kolaydı. Eminim onlardan önce kanalizasyonları öldürecek. Onları hafife almayın. Unutmayın, silahsızlar. Bu basit bir al götür dostum. Onları öldürmeliyim. Şimdi arı kovanına çomak soktum. Tam istediğim gibi. Maymun, çevre nasıl görünüyor? Her şey yolunda dostum. Bir numaraya rapor verin. Kartal hedefi gördü. Burası Çekil Cumhuriyeti sokaklarıdır. İzinsiz girdiniz. Derhal aracı durdurmanızı ve teslim olmanızı emrediyorum. İşler ciddileşiyor. Burası bu planın bir parçası mıydı? Beyler, gösteri şimdi başlıyor. Vay canına! Bu iyi geçti. Gidelim, gidelim! Bu son uyarımız. Cihazlar, göstergeler hepsi bozuldu. Bu yabancı paralı askerlerin iyi planladığı ve hedeflediği silahlı bir işgal. Talimi durdurup savaş durumuna geçme emri aldık. Sınırı kapamak için polisle işbirliği yapacağız. Yoldaş Lonzio, görevin bir parçası sizde. Emredersiniz. Paralı askerlerin girişini kanıtlayan bir uydu telefonu konuşması yakaladık. Ardındaki isim Mindenk adında uluslararası bir simsar. Mindenk? Lenfen tarafından öldürülen Wu Jin'in abisi. Tuhaf olansa yakaladığım sinyale göre sınırı çoktan geçmiş. Ve sınırdan uzakta değildi. Tomcat nerede? Nerede o? Kendisi şu an meşgul. Görevde eskortluk yapacağı söylenmişti. Peki ne yapıyor? Fareyle birbirlerini tanımakla meşgul. Tomcat, eski sihir üyesi. Körfez ve iki kez Afgan Savaşı'nda bulundu. Emekli olunca paralı asker olmuş. Ve şu an en pahalısı. Başarısızlığı yok. Adamları da başka ülkelerin özel kuvvetlerinden. Çinli izciler. Minlin kardeşinin öcünü almak için elit paralı askerler gönderiyor. Sırf Çinli bir askeri istediği için. Mindenk bir iş adamı. Sınırı geçiyor ve aynı anda ortaya çıkıyorlar. Bu o kadar basit bir şey değil. Nazlı. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Tamam, yavaş. Hadi, tuttun mu? Efendim, bu pilotun hayatını riske attığı devre kartı.
Toz grafit. Rokete çok miktarda toz grafit eklenmiş. Sadece bir metre uzunluğunda. Patlayınca toz elektrik aletlerine kısa devre yaptırıp yanmalarına sebep olacak. Çabuk yok olmadığından hava araçları bölgeye giremez. İlgili bölüme bildi. Bir saat içinde tüm toz grafiti yok etmek için ormanda yoğun yapay yağmur yağdırsınlar. Emredersiniz. Bildiğiniz gibi Tomcat bir askerimizi öldürdü. Sınırı kapatacağımızı biliyordur. Yani kaçacağı tek yol bu orman. Eski savaşlarda mayın bölgesiydi. Hala kara mayınları, patlamamış cephane ve anti paraşüt çıkancalarıyla dolu. Ben halı bombardımanını öneriyorum. Yoldaşlarım, önünüzde ölen arkadaşınıza bakın. Ve söyleyin. Nedir bu? Bu bize bir meydan okumadır. Ve bu Çin askerlerine yönelik bir provokasyon. 6 saat içinde düşmanlar Çin'den kaçacaklar. Kaybolan onurumuzu geri alma emri veriyorum. Bu süre içinde görevinizi tamamlayamazsanız hava desteği çağırıp tüm bölgeyi bombardımana tutacağım. Koruyacağımız bölge daima siz ve boştu. Bu savaş olmasaydı buraya asla gelmez. Burada manzara yok. Burada hazine yok ama askerlerimizin gözlerinde burası dünyanın en güzel yeri. Çünkü burası Çin Halk Cumhuriyeti sınırı. Burası hayatımızla ve kanımızla savaşacağımız yer. Çinli askerlerimizin onuruna yemin ederim. Çin'in azmine kafa tutanların saklanacak yeri yok. Selam dur! Thank you.
Alfa, geri dur. Bravo, geri çekil. Dur! Mayın tarlası geri! Rotayı değiştirin! Görüyor musun? İndir onu, sadece yarala. Keskin nişancı! Karşı ateş! Düşman menzil dışında. Keskin nişancı, keskin nişancı nerede? Buradayım. Bekle. Sakın buraya gelmeyin. Bu bir emirdir. Komutanım, hayır! Komutanım, hayır. Komutanım! Yapmayın! Komutanım, yapmayın! Yapmayın komutanım! Komutanım! Komutanım, yapmayın! Hayır. Komutanım, hayır! Komutanım, hayır! Hayır! Yapıyorsunuz siz? Gelmenizi kim söyledi? Emirlerimi duymadınız mı? Sakın gelmeyin. Duydunuz mu beni? K-
Kardeşlerim, ben size yalvarıyorum. Kardeşinize iyilik yapın. Hızlıca olsun. Komutanım, kardeşime bir iyilik yap. Çabuk olsun. Hadi vur beni lütfen. Vur beni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lenfen, sen? Hayatta kalırsan hapse atarsın. Bu durumu nasıl? Yaşayacak. Siz burada kalın, onu ben hallederim. Ne yapıyorsun? İyi bir keskin nişancı 2,5 saniye gerekir. Benim 2,3. Bunu yapacağından emin misin? Evet. İzin istiyorum. Verildi. Pozisyonunu değiştir. Yüksek yere geç. Yürüyün. Hedef on yönünde hızlı hareket ediyor. Onu hemen vur. Şimdi. 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 Lenfer. Lenfer, iyi misin? Lanet olsun. Kafamı sıyırdı. Kamuflajımdan vurdu.
Lon. Sarhoşken nasıl olursun? Önce sen hayatta kaldın. Lanet meraklı, lanet meraklı. Gerçekten öldün mü? Uyan hadi. Lanet meraklı. Biraz daha sallarsan öleceğim. Berbat nişancılığını suçla. Acı, acıyor. Seninki acımıyor mu? Dayanırım. Polis Mindeng'in fotoğraflarını yolladı. Biyo eczacılık şirketi başkanıyla görüşürken. Biyo eczacı, bir ay önce bir hastalık önleme ve kontrol merkezimize ticari casus girdi. Çok sayıda gönüllünün kan örneğini ve çeşitli virüslerin genetik verilerini çaldı. Bu örnekler ve veriler sözde uluslararası biyo eczacılık şirketinin eline geçerse sadece Çinli insanları etkileyecek özel bir hastalık yaratmaları mümkün. Ya da yeni doğanların kusurlu doğma oranını neredeyse 10 bin kat kadar arttırmaları mümkün görünüyor. Genetik silah. Thank you.
Bu Tomcat'ten Çin ordusunun sınırda yayılma haritası. Sınır tamamen kapalı ve çıkmamız için bir çıkış yolu düşünmemizi söyledi. MD-82B antipersonel mayını. Patlama yönü 180, patlama alanı 30 metreküp. Öldürme oranı %98. Mayının içinde 100 çelik saçma var. Elle etkisiz hale getirme oranı çok düşük. Eğer basınç... Sessiz ol! Lenfen, beni dinle. Dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Bana içki ısmarlayacaksın. Lenfen, Lenfen. Lenfen. Cevap ver. Lenfen, sen iyi misin? Lenfen, Lenfen. Bu çok acıttı. Lonzio. Sevgilin var mı? Sevgilin var mı diye soruyor. Hayır yok. Ne? Ne? Bir daha söyle. Olmadı, öyle söyledi. Lanet meraklı. Sen olmasan o koca adamı uzaktan öldürürdü. Adım şey meraklı. Lanet meraklı değil. Ha? Yoldaş... Lenfen'i bulmalısın. Merak etme. Onu bulacağım.
kıpırdama! Bana kafamı tutuyorsun. Kabul etmeliyim. Gördüğüm en zeki asker değilsin ama en cesuru sensin. Dilimizi biliyor musun? Ne? Pislik. Kendinize paralı kızıl bölge diyorsunuz. Sadece izci çocuklarısınız siz. Beni dinle. Çin'e zorla girdiğinde dönmeyi asla düşünme. Ülken için ölmeye hazırsın, ha? Ha? Ama sana haberlerim var evlat. Bu bir şey değiştirmez. Bu bir şey değiştirmez. Niçin savaştığımı bilmek ister misin? Para için. Seni pis. Çin için savaşıyorum. Ülken için ölmek istiyorsun ha. Lan Fen!
Dayan, tamam mı? Götürün. Her güzel yerin hikayesi vardır. Çin'in azmine kafa tutan saklanacak yeri yoktur. Lenfen size bunu vermemi istedi. Sizinle aynı duruma düştü. İleri atıldı ve dostunu kurtardı. Öldürmenin kolay, zor olanın bunun suçluluğu ve sorumluluğu ile yaşamak olduğunu söylememi istedi. Komutanım, yalvarıyorum.
Kardeşine bir iyilik yap. Bu iş çabuk olsun. Teşekkür ederim. Sizin için zor iş. İnsanlara hizmet. Babanla tanıştım. Mutlu musun? Yaşlanınca daha yakışıklı olacağım. Üstüne bastığın o mayını nasıl hallettin? Bunu hatırlamıyorum. Peki, içki ısmarlayacak mısın? Hapse atılmanı beklerim.